Değerli izleyenler, Eğrisi Doğrusu programına hoş geldiniz. Bugün parayı konuşacağız. Bugün faizi konuşacağız, dövizi konuşacağız. Döviz, faiz derken ikisi birden artmaya başladı. Bir düşünce faizi aşağı çekip piyasayı rahatlatmaktı. Artık faizden vazgeçtik. Hem faiz artıyor, hem dolar 4 nala gidiyor, döviz 4 nala gidiyor. Hem de aynı zamanda enflasyonda yükselme işaretleri geliyor. Bütün bunların içerisinde bir de siyasi söylem kafaları karıştırıyor. Yok faiz lobisiydi, yok kaos planıydı. Nereden ne olduğuna dair en akıllı hareket etmemiz gereken kritik bir zamanda kafamızın en çok karıştığı bir kritik dönemden geçiyoruz. Biz işin içine siyaseti katmadan, ekonominin aklı ne diyorsa, ekonomik akıl ne diyorsa, ekonomi bilimi ne diyorsa buna bu gözle bakacağız. Ve neler yapılması gerekir? Hükümet ne yapmalı? Merkez Bankası ne yapmalı? Vatandaş ne yapmalı? Şirketler ne yapmalı? Bankalar ne yapmalı? Bunları konuşacağız. İki tane konuğum var. Erdal Bahçıvan, sanayici, İstanbul Sanayi Odası Başkanı. Eli taşın altında. Dolar 1 lira arttığında herhalde yüreğiniz çarpıyordur sizin. Reel sektörün problemlerini, görüşünü, tekliflerini Sayın Erdal Bahçıvan anlatacak. Diğer tarafta da Merkez Bankası oturuyor. Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcılarından Fatih Özatay. Buraya nasıl gelindi? Önümüzdeki bir haftada, 10 günde, 15 günde, bir ayda, bir senede ne görünüyor? Hemen ne yapmak lazım? Bunları konuşacağız ama bir reklam arası, reklamlardan sonra. Siyaseti katmadan, İktidarın ağzıyla konuşmadan, muhalefetin ağzıyla konuşmadan, kahrolsun, yaşasın demeden ekonomi bilimi ne diyorsa onları konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyenler, ekonomi konuşacağız. Siyaseti katmadan, siyasi tarafgirliği, siyasi husumeti katmadan ekonominin çıplak fotoğrafını çekmeye ve ekonomi bilimi ne diyorsa, yatırımcı ne diyorsa, bankacı ne diyorsa, dünyadaki ekonomi aklı, ekonomik rasyonalizm ne diyorsa o açıdan ne yapabiliriz onları konuşacağız. İlk soruyu Sayın Erdal Bahçıvan'a yöneltiyorum. Çünkü siz sanayicisiniz. Yatırım yapıyorsunuz, istihdam yapıyorsunuz, mal alıyorsunuz, mal satıyorsunuz. Faiz sizin için çok önemli. Dolar da sizin için çok önemli. Piyasa da sizin için çok önemli. Biz faizleri ne diye indirecektik? Size çok para verecektik ucuzca. Siz de yatırım yapacaktınız. Halbuki şimdi faiz yukarı gidiyor. Döviz de yukarı gidiyor. Enflasyon da yukarı gidiyor. Nereye gidiyoruz? Öncelikle iyi yayınlar diyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Tabii bütün bu söylediklerinizin hepsinin özet kelimesi finansal istikrar. Daha Bey, Türkiye'nin geçtiğimiz 12 yıl boyunca 2001-2002'den sonra, özellikle 2001 krizinden sonra elde etmiş olduğu ekonomideki en değerli kazanım siyasal istikrarla birlikte finansal istikrardı. Bir de uzun yıllar, bir iki jenerasyonun yaşamış olduğu 30-35 yıllık yoğun bir finansal istikrarsızlık döneminden sonra öngörülemeyen kur, öngörülemeyen enflasyon, öngörülemeyen faizin arkasından bulmuş olduğunuz bu hazine Türkiye'nin istikrarlı büyümesinde ve ekonomik gelişmesinde yaklaşık 850 milyar dolarlık bir ülke olma noktasındaki temel unsurdu. Kaç dolardan 850 milyar dolar milli gelire geldik? 250 milyar dolarlardan AK Parti iktidarının 2002'deki başlangıç noktası 200-250 milyar dolarlardı. Şu anda geldiğimiz nokta tabii son 3 yıldır 4 yıldır bir duraksama olmakla beraber 800-850 milyar dolar. Ama bunun altında yatan sihirli formül finansal istikrar. Ne yazık ki finansal istikrar... Dikkat ediyorum, siyasi istikrar lafı çok kullanılıyor da finansal istikrar lafı çok kullanılmıyor. Ne demek finansal istikrar? Finansal istikrar öngörü demek. Finansal istikrar enflasyonla ilgili, faizle ilgili hesabınızın belli bir öngörü içinde olabilmesi demek. Onun ötesinde kurla ilgili hesabınızın bir öngörü içerisinde olabilmesi demek. Hesap yapabilir olmak demek. Çok güzel. Hesap yapabilir demek. Hepsinden önemlisi güven demek. Yani finansal istikrarı belki finansal güvenle de birleştirebiliriz. Bir de tabii Türkiye gibi toplumda her ülkenin kendine göre bir yumuşak karnı var. Programımız öncesinde de konuştuk. Amerika'nın yumuşak karnı, kırmızı çizgisi işsizlik oranlarıdır. Orada işsizlik oranlarında bir yükselme başladığı zaman Amerikan toplumu paniklemeye başlıyor. Almanya'da 1. 2. Dünya Savaşı'ndan kalma
yüksek enflasyondur kırmızı çizgi. Bir puanlık enflasyon dahi onları fevkalade tedirgin eder. Türkiye'nin de kritik çizgisi kurdaki oynamadır. Çünkü bize her soğuklar nasıl Balkanlardan gelince her türlü sıkıntılarda kurun yükselmesiyle gelmiştir. O vakit kurdaki bugünlerde yaşadığımız yükselmeden bayağı alarmi olmak mı lazım? Türk toplumunu çok tedirgin eden bir konudur bu. Yani bu sizin hesap yapmanızı, alışveriş yapmanızı, yatırım yapmanızı, tedirginliğinizi artırıp temel ekonomik dinamikleri belli bir ölçüde durduran ve bir bekle gör, belli bir süre daha geçirelim, bir atalete sokma noktasındaki maalesef geçmişten kalan üzerimizdeki en önemli hassasiyet noktasıdır. Evet. Şu anda yaşamış olduğumuz son 1,5-2 aydır böyle bir sürecin içine girdik. Bu bir türbülanstır. Ben bu açıdan... Finansal istikrarı kaybetmememiz lazım. Nasıl ki sağlık varken değerini fazla bilmiyoruz ama kaybolduğu zaman kıymetini anlıyorsak, Türkiye'nin de çok kolay erişmediği, çok zor eriştiği bu finansal istikrarın değerini bilmesi ve bunu sürdürebilir bir boyutta taşıması hepimiz için ama özellikle sanayi için, reel sektör için en kıymetli olan hazine. Evet. Şimdi siz yatırım yapıyorsunuz, üretim yapıyorsunuz, ihracat yapıyorsunuz, iç piyasaya pazarlıyorsunuz. Bir hafta, 10 gün önce doların 2.26'yı geçeceğini öngörüyor muydunuz? Öngörü dediniz de. Hiç kimsede böyle bir tahmin yok. Yoktu. Hiç kimsede böyle. İşte bu istikrarsızlık o zaman. Hiç kimse, yani bugün Türkiye'nin en iyi tahmin yapan bankaları da olsun, kurumları da olsun, şirketleri de olsun. Yani yıl sonu kuru olarak 2015'e girerken herkesteki tahminler 2.40'lar, 2.50'ler, 2.55'ler bandındaydı. Yani bu kim biliyordum diyorsa böyle bir şey yok. Yani öyle bir şey 60 yok. Küsürlük bir kurun hiç kimsenin hesabında ben olduğunu düşünmüyorum. Efendim bankacı, özellikle merkez bankacısı. Hı. Siz merkez bankası olarak yıllarla enflasyonla savaştınız, dövizle savaştınız, sabit kur, oynak kur, bunların hepsini yaşadınız. Siz öngördünüz mü bu noktaya geleceğini? Hayır, döviz kurunu öngörmek çok zor. Çünkü bir iktisat temellere bağlı. Mesela şunu öngörebiliyorsunuz. İşte Amerika faiz yükseltecek, açıklıyor. Zamanla biraz artır diyorsunuz. Avrupa faiz düşürüyor. Mesela 3 ay önce, 4 ay önceden belliydi ki euro dolar karşısında değer kaybedecek. Ama bu hani bana sorsanız ben derdim işte 1.20'nin biraz altına gelir. Bir kaça geldi bugün? 0.8'e geldi. Şimdi Türkiye'de bakınca şunu görüyorduk, öngörüyorduk. Gazete köşelerinde de yazıyorduk. Evet. Amerika faiz arttırırsa bizim gibi ülkeler, Brezilya'sı, Türkiye'si, Güney Afrika'sı, dışarıdan gelen dövize çok hassas ülkeler olduğu için onlara daha az döviz gelecek. Mevcut gelen döviz de belki dışarı çıkacak bir kısmı. Bu ne demek? Döviz arzının azalması, döviz talebinin artması, kur artacak. Ama kurun artacağını öngörüyorsunuz, yönü öngörüyorsunuz. Ama herhangi bir siyasinin çıkıp da işte demeç vereceğini, o nedenle de kurun artacağını öngörmek mümkün değil. Kur böyle bir şey. Yani bir iktisat temeller kısmı var. İşte Amerika'nın, Avrupa'nın yaptıkları, Türkiye'nin kendi yaptıkları. Bir de dış politika ilişkin gelişmeler var. Siyasilerin konuşmaları olabilir. Onları öngörmek mümkün değil. Yani dolayısıyla bu seviyeyi kim öngörüyordum diyorsa... Kimse öngörmüyor. Ya ben inanmam. Evet. Katılıyorum şimdi, dolayısıyla. Biraz önce dediniz ki Amerika faizi yükseltiyor, Avrupa indiriyor. Şimdi dogmatik, kalıplaşmış düşünceyi sınamak açısından soruyorum. Faiz iyiyse Avrupa niye indiriyor? Faiz kötüyse Amerika niye yükseltiyor? Tabii faize iyi ya da kötü demek mümkün değil. Evet. Ekonominizin dengesi neyi gerektiriyorsa, yuvarlak oldu belki ama açarım, faizin o olması gerekiyor. Yani. Mesela bir iki tane şey söylenebilir. Şimdi Türkiye'de niye biz bu döviz kuru artışlarından korkuyoruz? Çünkü biliyoruz ki şirketler kesiminde, özellikle programdan önce de konuşuyorduk, çok fazla döviz cinsine açık pozisyonu var. Döviz cinsinden varlıkları, döviz cinsinden yükümlülüklerin çok altında. Bu neyin yansıması? Yurt içinde tasarruflar çok az. Yurt dışından borçlanmak zorunda kalıyor şirketler yatırım yapabilmek için. Ama şimdi demek ki Türkiye'nin önemli kırılganlık kaynaklarından birinin arkasındaki temel neden tasarrufların düşük olması. Şimdi tasarrufların düşük olduğu bir ortamda demek ki faizi eğer enflasyonun altında tutarsanız tasarruf da yapma, daha tasavvuf fazla tüket demek. Birikmiş para, yatırımcının kullanabileceği birikmiş para. Enflasyonun altında, demek ki faiz enflasyonun altında olmaz. Bir kısıt bu. Demek ki bir kısıt bir şu. Faiz enflasyonun altında olmaz. Yani ikinci ne olabilir? İkinci,
İkinci kısıt, şimdi Merkez Bankası kanununa bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki senin amacın fiyat istikrarıdır. Enflasyonu da hükümetle birlikte saptarsın. Şimdi saptanmış son 4 senedir enflasyon %5. Demek ki ikinci bir kısıt ve diyorsunuz ki Merkez Bankası'na bu amacına ulaşmak için senin temel aracın da faizdir. Dördüncü maddede yazıyor bunlar Merkez Bankası yasasında. Kısa vadeli faizdir. Şimdi o zaman Merkez Bankası'nın faiz politikası açısından bir kısıt daha geliyor. Ne? Demokratik açıdan bir yasası var, yapılmış, meclisten geçmiş. O yasa çerçevesinde kendisine bir görev verilmiş. Demek ki enflasyonda kendisine verilen görev çerçevesinde o hedefe %5'e yaklaştırması lazım. Demek ki bir, faiz enflasyonun altında tutmayacak. İki, bu enflasyon hedefine göre bir faiz belirleyecek. Hani iyidir, kötüdür. Kimse yüksek faizden hoşlanmıyor. Ama bir örnek daha vereyim. Şimdi faiz bir sonuç. Bürokratın belirlediği faiz değil, piyasadaki faiz. Mesela Avrupa Merkez Bankası'nı düşünün. Yunanistan'da Merkez Bankası, Portekiz'in de Merkez Bankası, Almanya'nın da Merkez Bankası. Almanya'nın euro cinsinden 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin faizi sıfıra yakın. Yunanistan'ınki 10. Hangisini alırsın? Bir sor bakalım hangisini alırsın değil mi? Ya demek ki bir sonuç. Niye böyle merkez bankaları aynı? Güven, evet. Demek ki güvenle ekonominin de sağlamlığı, var. Güven. Dolayısıyla faizle çok fazla oynamaya gelme, yüksek faizden hoşlanmıyoruz. Ama yüksek faizden hoşlanmıyorsak onu doğuran nedenleri ortadan kaldırmak gerekiyor. Yani nedenleri ortadan kaldırmadan iyidir, kötüdür diyemiyoruz. Kısıtlara da bakmak gerekiyor. Şimdi acil döviz sıkıntısı, endişesi, elindeki tasarrufu değerlendirme telaşı olan vatandaş için soruyorum. Önümüzdeki 3 gün, 5 gün, 10 gün, 1 ay içerisinde yok 2.26 değil de 2.2 falan olur mu? Yani biraz düşer mi? Yani çok çıktı, artık bir inme zamanı gelecek mi? Ya gerçekten öngörmek çok zor. Zaten bu nedenle de merkez bankacılar pek kur konusunda konuşmak istemezler. Özellikle düzey belirtmek istemezler. Ben de eski merkez bankacı olarak belirtmem. Çünkü çok vatandaşı yanıltıcı bir şey. Bilemiyoruz yani. Evet. Yarın kimle konuşacak, kim ne diyecek, iki gün sonra kim ona ne cevap verecek çok zor. Ama ya 2.60'dan o söylediğiniz düzeylere gelmesi çok olanaksız görünüyor. Evet. Yani o ya 2, çünkü 2.60 nerede? 2.20 nerede? 2 kaça gelir? 2. ATP'yi konuşuyorlar. Şimdi bir soruyor, ihtiyatlı adam cevap vermiyor. Yani onun için de güvenilirliğini koruyor yani. Şimdi bir şeyi atsa yarın da tutmayınca güvenliğini kaybedecek. O yüzden yani Merkez Bankası Başkanlığı'nın böyle çok konuşmaması. Ben çok isabetli buluyorum. Doğru, yani. Konuşmaması. Efendim, Erdal Bahçıvan yine eli taşın altında bir insan olarak size sorayım. Varsın döviz alsın başını gitsin. Ben de derim ki ya ne güzel, daha çok turist gelir. Hı hı. Niye? Turist 1 lira verdiğinde şimdi karşılığında 2,5 liralık 2.60 hizmet alacak. Ne güzel ihracat yapıyorsak işte 1 liralık sattığımızda karşılığında 1 dolarlık sattığında karşılığında elimize 2.6 geçecek falan. Varsın artsın. Bugün bir sayın bakan da söyledi biliyorsunuz. Döviz artarsa artsın problem değil diye. Artsın ne olur, niye endişe ediyorsunuz? Şimdi tabii bu resmelerden baktığınıza bağlı. Türkiye eski Türkiye değil. Demin 200 milyar dolarlık Türkiye'den bahsettik. Türkiye'deki eski devalüasyonlar oluştuğu zaman ülkenin sadece ihracatı ve ithalatı noktasından bakılan bir Türkiye resmi vardı. İhracatta tıkanmaya başlardık. Maalesef verimlilik noktasında, kendini geliştirme noktasında biraz burada çuvaldızı kendi sektörümüzle batıracağım. Onu yapmazsak zaten rasyonel olmayız. Tabii. En kolay yöntem, hadi bir devalüasyon olsun, dünya ile rekabet edelim mantığı olurdu. Devalüasyonlar bizim için ihracatı arttırmanın yöntemi noktasındaydı. Kısa süreli bir ihracat artışı olurdu ama onun arkadan beslenen enflasyondan sonra zaten 6 ay sonra elde hiçbir şey kalmazdı. Şimdi tabii ihracat artışının da ben kurla belli bir ölçüden sonra çok fazla artık desteklenecek noktasına, hele bugünün rekabet dünyasında, biraz sonra belki teknoloji, yüksek teknoloji bunları konuşacağız. Soracağım, evet. Kaldığını düşünmüyorum. Artı tabii geçmişten farklı bir Türkiye var. O büyüyen Türkiye'deki büyümenin maalesef kaynağını biz özel sektörün birçok sektörü, finans sektörü olarak, reel sektör, sanayi sektörü olarak, turizm sektörü olarak bu büyümemizi yabancıların tasarruflarıyla yaptık. Borç. Maalesef bu bizim kendi ülkemizdeki tasarruf imkanlarımızın sığlığından
sermaye piyasalarımızın yetersizliğinden, öz kaynaklarımızın kifayetsizliğinden dolayı başka ülkelerin fonlarını, başka ülkenin birikimlerini borç aldık. Bu tabii sevinilecek de bir şey. Bu insanlar Türkiye'ye güvendi. Muhakkak. Yani bugün şu anda Türkiye özel sektörünün yaklaşık olarak 280 milyar dolarlık bir borcu var. Türkiye'nin devletinin bu de 100... çeşitli vadelerde ödenecek borç mu bir yılda borç? Çeşitli vadelerde. Çeşitli vadelerde. 280 daha, milyar dolar. 280 milyar dolar. Tabii bunun karşılığında Türk şirketlerinin yurt dışında paraları var ama Ahmet Bey'in dışarıda parası var, Mehmet Bey'in burada borcu var. Yani bunu da birbiriyle kompanse etmek de çok doğru bir şey değil. Yani nihayetinde Türkiye'deki devleti bir kenara bırakırsak 100 küsur milyar doları bunun devletin, 280 milyar dolarlık Türkiye'nin özel şirketlerinin bilançolarında taşıdığı bir borç yükü var. O bakımdan resmin bilanço tarafından, resmin finansal okul yazarlık tarafından eğer baktığınız zaman bu iş nereye giderse gitsin bir görüştür. Bir görüş var. Türkiye'de tabii çok doğru bir karardır. Hane halkının geçmiş 2 sene oldu yanılmıyorsam çok doğru bir kararla dövizle borçlanması, konut, otomotiv, evet, ihtiyaç kredisi gibi konulara bir yasak getirdi ve hane halkının şu anda döviz borcu yok. Yani bu en azından hane halkının bu tür sıkıntılı dönemlerde dövize yönelik bir paniğini önleyen bir olay. Ancak o hane halkının hayatını sürdürdüğü şirketlerin olan döviz borcunu da biz en az o hane halkının müreffeh koruması açısından çok önemsemeliyiz. Evet. O hane halkının istikrarı çalıştığı, ekmek yediği, iş bulduğu şirketlerin istikrarıyla bağlı olduğundan dolayı nihayetinde bu sadece şirketin borcu değildir. Evet. Orada oluşacak olan risk, orada oluşan mutsuzluk bir yerden sonra Türkiye'nin toplamına, hane halkına da yansıyacak bir risktir. Onun için bizim bu boyutlu bir plasman riski bilançolarımızda taşırken döviz nereye giderse, nereye giderse gitsin deme lüksümüzün ben olduğunu düşünmüyorum. Şimdi siz iş adam olarak iş ve iktisat diliyle konuştunuz. Ben de gazeteci diliyle sorayım. Hı. Dediniz ki 280 milyar dolar Türk şirketlerinin, yani bizlerin çalıştığı şirketlerin, hı, vatandaşları istihdam eden, herkesin maaşını aldığı, aylığını aldığı şirketlerin 280 milyar dolar borcu var. Bunlar Türk parasıyla dışarıya mal satacaklar. Türk parasıyla ürettikleri malı dışarıya satacaklar veya satamayacaklar. Ama kazançları Türk parası olduğu halde dolara çevirip ödeyecekler, euroya çevirip ödeyecekler. Şu son bir hafta mı dersiniz, 10 gün mü dersiniz, dövizdeki yükselme, bu 280 milyarlık borcun Türk lirası karşılığı olarak ne kadar artış yaptırdı? Yani çok ürkütmezsek rakaba dökelim. Dökelim tabii. Yok, ürkütmek değil, bilelim de yani bilmesi kabaca, gerekenler de bilsin. Yani biz her gün hesapladığımız için yani ben hemen... Siz her gün hesaplıyorsunuz değil mi? Kabaca yaklaşık olarak şu anda 90-100 milyar TL'ye yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Durup dururken arttı borcumuz. Bu 1,5-2 ayda Türkiye'nin bilançolarına, Türk şirketlerinin bilançolarına şu anda binmiş olan bir yüktür. Yani demin dediniz ya bu nereye düşer? Keşke ATP haklı olarak çok kolay görmekle beraber keşke 2,20'ye, 2,30'a tekrar düşse de bu sıfırlansa. Ama düşmediği müddetçe hiç kimsenin 2015'e girerken hayal dahi etmediği böyle bir yükü Türkiye ekonomisinin şirketleri şu anda sırtında taşıyor. Peki nasıl ödeyecekler? Mecburen zam yapacaklar. Zam yapacaklar, tasarruf yani edecekler. Burada adam çıkaracaklar. Burada ikinci tehlikede maalesef kurdaki bilanço yükümüzün üstüne gelen riskin dışındaki ikinci önemli tehlikede Türkiye'nin ithalata çok bağımlı olması bir. Finansal yüklerinde döviz yükümüzün bu kadar yüksek olması iki. Kurdaki her artış bir kısır döngü olarak enflasyonu da bir yerden sonra besleyen bir faktör oluyor. Mesela biz bu seneye aslında çok şanslı girmiştik. Yani orayı da mutlaka bir hatırlatmak istiyorum. Niye şanslı girmiştik de şimdi böyle endişeli konuşuyoruz? Türkiye'nin cari açık noktasındaki bizim en önemli sıkıntımız son yıllarda bu finansal istikrarı çözdükten sonra cari açık sıkıntısıydı. Bütçeyi çok şükür çözmüştük o çift başlı açıklardan. Bütçe bu sene de çok iyi bir bütçe yılımız var. Gayet dengeli bir bütçeyle başlıyoruz seneye. Cari açıkta da uzun yıllar sonra petrol fiyatlarında, dünyadaki diğer ham madde fiyatlarındaki oluşan olumlu seyir Türkiye'yi en şanslı ülkelerden birisi olarak bütün analizlerde, bütün raporlarda gösteriyordu. Yani biz belki 30-35 milyar dolarlara kadar dahi düşebilecek bir cari açıkla ve dolayısıyla düşük fiyatlardan dolayı enflasyonda katkı yapacak bir cari açıkla yılı gösterebilecekken şimdi maalesef bu kurun artışından dolayı tekrar enflasyonu besleyen, tekrar enflasyon ithal eder bir hale doğru dönme riski de taşıyoruz. Bu dediğim gibi bir kısır döngü içerisinde hem şirket kalitelerimizdeki bilanço yükündeki sıkıntıyı artırırken
Bir taraftan da şirketlerin haklı olarak kâr etme noktasındaki ellerindeki enflasyonist argümanları kullanma noktasında da piyasaya bir risk faktörü getiriyor. Efendim, Merkez Bankası gözüyle bakınca Fatih Özatay ne diyor? Dolar varsın artsın ne olacak? Asla demem. Asla demez misin? Hem öğretim üyesi olarak demem, hem de eski merkez bankacı olarak demem. Çünkü özellikle bu şirketler kesiminin döviz cinsinden borçlarının çok fazla olması onları kura karşı çok hassas hale getiriyor. Evet. Gayet güzel rakamlar ortaya kondu. Ama bu şu demek, yapılan çalışmalar gösteriyor ki özellikle bu tip ülkelerde şirketlerin ya da bankaların ya da bütün bir ülkenin döviz cinsinden borcunun çok fazla olduğu ülkelerde kur artışları büyümeyi arttırmıyor, büyümeyi azaltıyor. Demin söylenen nedenlerle. Erdoğan Bey peki çok güzel söyledi. Kur artışı sebebiyle yatırımlar zorlaşıyor. Bunu anlıyorum. Niye? İthal edeceğin makine pahalanıyor. Evet. Kullanacağın ham maddeye, ara maddesi falan pahalanıyor. Faizi indirelim. Evet. O zaman kur, para. O zaman kur daha çok artacak. Öyle mi? Faizi biraz daha indirirsek tam o yanlış politik olacak. Kur daha da fazla artacak. Sadece yatırımlar azalmıyor. Aynı zamanda hem işletme sermayesi ihtiyaçları artıyor. İthal girdilerin maliyeti artıyor. Oradan zorlanıyorlar. Hem de aldıkları borçları geri ödeyebilmek için faaliyetlerini küçültmek zorunda kalacaklar. İşçi çıkaracak. Eğer bu sürerse, bu durum sürerse, işçi çıkarmaları demek, o işçilerin harcamalarının azalması demek, o harcamaların gittiği bakkalın, esnafın yüzünün gülmemesi demek falan. Bir işin böyle kısmı var. Zaten iktisat literatüründeki çalışmalarda gösteriyor ki, kur artışları, hızlı kur artışları ve yüksek oranlardaki artışlar, bu tip ülkelerde, yani Brezilya'da, Türkiye'de, Meksika'da vesaire, büyüme oranını aşağı çeken, büyüme açısından kötü şeyler, gelişmeler. Bir de işin Merkez Bankası bankacısı açısından baktığınız zaman bu tarafı kötü, bir de enflasyon kısmı var. Kur enflasyonu arttırıyor. Bir süre sonra kur artışıyla kazandığınız rekabeti törpülüyor. Kaybediyorsunuz. Çünkü maliyetleriniz artıyor. Ya dolayısıyla bu iki çerçevede bakınca hızlı kur artışlarından korkmak gerekiyor. İyi bir şey değil. Nereye giderse gitsin asla dememek gerekiyor. Bu doğru bir bakış açısı değil. Evet. Şimdi biraz belki affedersiniz. Buyurun tabii. Yüksek tansiyon da bir yerde düşüyor, düzgüne giriyor ama düştüğü zaman vücuda bıraktığı tahribatlar iz bırakıyor. Yani çok doğru. Biraz tabii, da buna tabii, benzetmek tabii. lazım. Yani 20 sene sigara içiyorsun bırakıyorsun ama onun tahribatı kalıyor. O yüzden de böyle bırak nereye giderse gitsin demek doğru değil. Bıraktığı hasarları iyi takip etmek ben lazım. Ben hanginiz cevap verirseniz şöyle bir soru sormak istiyorum. Ben hem Hürriyet Gazetesi'nde okudum hem Emin Çapa'dan bir programda söyledi, dinledim. Bu dünyada dolar, Amerika faizi yükselteceği için herkes dolara gidiyor, kıymetleniyor ya. Ondan biz benzer ülkelerin gördüğünden daha fazla zarar görmüşüz. Öyle. Ne demek bu? Doğru. Mesela biraz önce Brezilya falan dediniz. Şöyle, şimdi 2013 Mayıs ayındaydı sanıyorum. O zamanki Amerikan Merkez Bankası Başkanı Bernanke bir açıklama yaptı. Meşhur Bernanke, efsane. Meşhur açıklama. O açıklama parasal genişlemeyi yavaş yavaş sonlandıracağız. Ondan sonra da faizleri arttırmaya başlayacağız. Daha faizleri arttırmadı. Bu 2 sene önceki açıklama. O açıklamadan sonra giderek çok sayıda uluslararası rapor gelmeye başladı. Amerika'nın bu politikasından, çünkü eninde sonunda faizler artacak. En fazla hangi ülkeler etkilenir? Kırılgan beşli deyimi ortaya çıktı. Hepimiz duyduk. Bu kırılgan beşli Türkiye'yi vurmak için böyle düşmanca bir tuzak, bilmem ne lobisi falan yapmış olamaz mı? Sanmıyorum. Çünkü 5 tane ülke sayıyorlardı. Evet. BİSİT ülkeleri. Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Hindistan ve Türkiye. Ondan sonra 2014... Niye bunlar özelliği onu söyleyeceğim. Bir, bir şey daha söyleyeyim tamam, ama öyle geleyim. 2014'ün başında da Amerikan Merkez Bankası işte her yıl kongreye gidiyor, bir rapor sunuyor. O rapor 15-20 sayfalık o yılın para politikasını anlatıyor. Onun bir sayfasında da benim politikamdan, bu politikamdan en kötü hangi gelişmekte olan ülkeler etkilenir? Gelişmekte olan ülkeler derken yükselen piyasa ekonomileri. 14 tane ülkeyi inceliyor. O rapor duruyor Amerikan Merkez Bankası'nın web sayfasında. 5 tane göstergeye bakıyor. Cari işlemler açığının döviz rezervlerinin oranı, kamu borcunun milli geliri oranı, döviz cinsinden borçlarla döviz cinsinden varlıklar arasındaki farkın milli gelir oranı. Sizin söylediğiniz, Erdal Bey'in söylediği.
kredi genişlemesi, bankaların hızlı kredi genişlemesi iyi bir şey değil. Ona bakıyor. Bir gösterge daha vardı. Beşinci göstergeyi hatırlamıyorum. Bu beş gösterge açısından ülkeleri sıralıyor. Beş göstergenin de basit ağırlıklı ortalamasını alıyor. Yani mesela birinde en kötü birinci, en kötüler sıralamasında baştasınız. Öbüründe ikincisiniz, üçüncüsünüz. Ağırlıklı ortalamasını alıyor. Bunun sonucunda beş ne yazık ki, ne yazık ki en kırılgan Türkiye çıkıyor. Yani bunu, birileri şu ülkeleri vuralım değil o zaman. Hesap kitap işi. Yani. Çünkü hesap kitap işi. Niye o göstergelere bakıyorlar? Niye de başka göstergeye bakmıyor? Şu açıdan o göstergeye bakıyor. Çünkü o kararı alırsa Amerika biliyor ki bu ülkelerde döviz kuru artacak. Döviz kuru artışlarına karşı hassas noktalara bakıyor. Tamam. Cari açığı, işte banka şirketlerin açık pozisyonu vesaire. Sen bu konuda hassassın. Evet. Yani senin röntgenine bakınca sende kalbinde bir şey evet. var ya ciğerinde bir şey evet. var diyor yani evet. öyle bir evet. şey. Bir check-up yapıyor. Tabii. Evet, matematiksel analizlerle ortaya koyuyor. Check-up'ın neticesi. Dolayısıyla bu Erdal Bey sohbetimizin başında da söyledi. Ekonomik akıl, akıllı düşünmek. Rasyonel akıl. Falan, evet. Rasyonel, iktisadi rasyonalizm Hayek'in deyimiyle falan. Böyle düşmanlar, tuzaklar, komplolar, lobiler falan deyince teşhis koyamıyorsun ve çözemiyorsun da yani. Ben size şunu soracağım. Evet. Yine iş adamı, yatırımcı, sanayici sıfatınıza soruyorum. Enflasyonun sebebi faizdir. Yok, faizin sebebi enflasyondur. Ne diyorsunuz? Burada üstad var yani bu konuda. Yatırımcıya soracağım, ondan sonra bankacıya soracağım. Ben piyasa lisanıyla söyleyeyim. Tabii ki sanayici paranın en çok kullananıdır. Tabii ki bireysel de tüketici kredisi boyutunda da kullanır. Ama ucuz faizli krediye en çok sizin ihtiyacınız kesinlikle. Var. Paranın evet. kütlesi olarak onun en çok kullananı size. Sanayicidir. Yani kurumsal müşteri her zaman son dönemlerde belki bir tüketici kredisi konsepti doğmuştur. Finansal kesimde konut kredisi konsepti doğmuştur ama yine en yoğun kullanan kesim reel sektördür ve paranın en büyük müşterisi biziz. Evet. Dolayısıyla bizim için en önemli girilerden biri olan parayı en ucuza kullanmak bizim birinci menfaatimizdir. Yani opportunist mantıkla bakarsak. O bakımdan faizi ne kadar düşük gerekirse bedava noktaya getirebilmek bizim için çok iyi. Çok önemli bir rekabet koşuludur, çok önemli bir rekabet avantajıdır. Dolayısıyla faiz paranın fiyatıdır. Evet. Bu bir nasıl ki bugün enerji bizim için en önemli girdilerden bir tanesi ise, doğalgaz bizim için en önemli girdilerden bir tanesi ise, nasıl ki onu da mümkün olduğu kadar ucuz, mümkün olduğu kadar rekabet koşullarında en bedava fiyattan kullanmak istersek, parayı da bu şekilde kullanmak isteriz. Ama maalesef doğalgazı bedava kullanamıyoruz. Bakın Rusya'dan doğalgaz fiyatını düşürüyoruz ama sanayiciye de tüketiciye de Sayın Enerji Bakanımız çok güzel açıklıyor. Bir takım rasyonel gerekçelerden dolayı biz Rusya'dan %10 civarında bir fiyat düşüşü almamıza rağmen piyasaya yansıtamıyoruz. Niye? Potaş'ın kendine göre yapmış olduğu bir anlaşma var. Geçmiş yıl zararları var. Geçmiş yıl problemleri var. O fiyat orada bizi rahatsız etmesine rağmen kalıyor. Demek ki paranın da bir fiyatı var. Evet. Yani beni kullanan olarak çok rahatsız etmesine rağmen o fiyat eğer ki dünyada herhalde arz talep dengesinin en yoğun kesiştiği nokta finansal kesim. Yani bugün bir kağıdın, bir bardağın, bir kalemin fiyatını oluşturmak bir takım kartellerden dolayı daha kolay olabilir. Ama para havuzunda o kadar yoğun bir arz düğmeye basınca gidiyor, onun tekeli mümkün değil. Yani onun fiyatını oluşturan arz talep mekanizmasını, piyasa mekanizmasını sizin ne yaparsanız yapın değiştirmeniz mümkün değil. Paranın fiyatını oluşturan nedenler birçok vektörün birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Ve bugün mevduat sahibi de o fiyata göre beğenirse mevduatını artırıyor veya artırmıyor. Buna göre ne diyorsunuz? Enflasyon paranın faizin sebebi mi sonucu? Faiz paranın fiyatıdır. Demek ki cevap verdim diyorsunuz. Yani bedevası olmadığı gibi bedava para da olmaz diyorsunuz. Yani piyasa koşulları faizi oluşturuyor diyorum ben. Ben bunu bir programımızda da söylemiştim. Birkaç defa da yazdım. Şimdi hatırlatmayı yararlı görüyorum. En azından bize ekonomide böyle öğretildi. Yani evet tabii. Yani iktisat fakülteleri varsa bunları öğretmek için var zaten. Evet, dünyanın her tarafında işletme yani. Fakülteleri, iktisat fakülteleri. Kanuni Süleyman zamanında Ebu Suud Efendi'nin fetvasıyla para vakıfları %12 faizle para veriyor. Bunu yasaklıyorlar. Para vakıfları çöküyor. Evet. Rumeli'de neredeyse isyan çıkacak. Para vakıflarının finanse ettiği bütün esnaf ekonomisi çöküyor. Sonra Ebu Suud Efendi diyor ki hayır %12 faizle yapabilirsiniz. İş düzeliyor. O zaman yani 16. yüzyıl Avrupa'da faiz, Osmanlı'da %12, Avrupa'da %4-5. Niye? Sermaye terakkümü Avrupa'da fazla olduğu için, para çok olduğu için değer ucuz. Osmanlı'da para kıt, değeri yüksek. Tabii bizim bile işin, yani demin orada kullanacağız şimdiden böyle olmakla beraber, Türkiye'nin tasarruflarının
fevkalade düşük olduğu bir tabii ortamda da bizim mutlak surette tasarruf artırma noktasında da o faizi belli bir dengede tutmamız evet hesabında mutlaka iyi yapmamız lazım. Çünkü ölçüyü kaçır, yani burada sürdürülebilir faiz çok önemli tabii. Yani evet, evet, evet. Unutmadan söylemek istiyorum. Birkaç aylığını indirdim diye. Yani burada sürdürülebilir ve uzun vadede istikrarlı bir şekilde koruyabildiğiniz zaman zaten onun bir anlamı var. Yoksa bir gecede sıfıra düşürseniz de bir şey ifade etmiyor. 94'te siz bunu denediniz değil mi? Siz 94'te Merkez Bankası'ndaydınız. Ben denemedim. Ben Merkez Bankası'nda biliyorum da yani, araştırma siz dediğim banka evet yani. Evet. Ama ben ondan çok ekmek yedim. Bayağı makale yazdım 94 krizine. Öyle mi? Onun için de soruyorum. O yazılarınızı biliyorum ben. Ne olur yani zorlayıp da indirsin. Ya evet, o da ilginçtir. 94 krizi, 94 krizine giden yolda bu faiz indirme ne diyeyim, dürtüsünün diyeyim, kibar olsun. Çok kibar konuştu. Şeyi var, çok rolü var. İhale iptalleri var. O sıralarda her haftada bir hazine ihale yapardı. 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 12 evet aylık. Uçaktaydı galiba değil mi? Uçaktan bir bavul dolusu yerine falan geliniyordu. O ihaleler iptal edildi bir kısmı. Bir kısmında gelen tekliflerin %10'u falan karşılandı. Ama faizin yüksek çıkmasına yol açan hazinenin borçlanma ihtiyacı o dönemde. Hazinenin borçlanma ihtiyacı ortadan kaldırmıyor. Nedeni ortadan kaldırmıyorsunuz. Sonuçta. Sonuçla dünya uğraşıyorsunuz. O da olmuyor. Ne oldu? %90'lık faizler vardı o zamanlar. Enflasyon da yüksekti. İhale sistemi kurudu. İhale piyasası kurudu. Hazinenin borçlanma ihtiyacı devam yani ediyor. Yani faizi siz emirle indirince kimse devlet tahvil almaz oldu. Almaz o manada. Oldu. Sonra evet nereye geldi ama? Tabii ki kur işte 14 bin liradan aldı 40 gitti bin liraya falan çıktı. 94 krizi ama daha komiği. Haftada bir ihale yapan hazine ve %90'lık faizi kabul etmeyen hazine günde iki ihale açmaya başladı ve sabit faizli ve en son ne zaman çalışmaya başladı biliyor musunuz? En son ne zaman böyle teklif geldi bol miktarda, o benim şeyde var, makalede var. Nisan-Mayıs aylarında süper faizli, %400 faizli bir ay vadeli tahvil bono çıkardılar. Yani %90 faizi indireceğim derken %400'e mecbur. Dolayısıyla bu işte oyun olmaz. Bu iş bir denge işi. Demin de tekrarlamayayım ama yani yüksek faiz iyi bir şey değil ama yüksek faizi ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmak. Ateş iyi bir şey değil ama vücuttaki evet bir hastalığın da göstergesi. Evet. Şimdi bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra yine bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Biraz geleceğe ve ne yapmak gerekir'e bakacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyenler, ekonomiyi konuşmaya devam ediyoruz. Fakat şu geçtiğimiz 10 yıldan ders çıkarmamız lazım. Çünkü bilimin de temeli, deney yaparsınız ne devamlılık gösteriyorsa burada kalıcı bir şey var dersiniz. Şu 10 yıllık, 12 yıllık ekonomik performansınızı bir grafik haline getirdik. Onu izleyelim. Konuklarıma soracağım, bu bize neyi anlatıyor diye. AK Parti'nin 12 yıllık iktidarında genel olarak ekonomik büyüme sağlandı. Büyüme hızı yıllara göre çok inişli çıkışlı oldu. Partinin iktidara geldiği 2002 yılında ekonomi Kemal Derviş reformlarının da ivmesiyle %6.2 büyüdü. Büyüme %9.4'e kadar yükseldi. 2007'den itibaren büyüme oranları düştü. Küresel kriz sebebiyle 2009 yılında ekonomi %4.8 oranında küçüldü. 2010 ve 2011 yıllarında %9 ve 8 oranında büyüyen ekonomi daha sonra düşük performansa geçti. 2014 büyümesinin de %3 olacağı tahmin ediliyor. İki dönem olarak bakıldığında AK Parti iktidarında Türkiye ekonomisi 2002-2006 yılları arasında %7.2 gibi yüksek bir performans gösterdi. 2007-2014 arasındaki büyüme ortalaması ise %3.5'e indi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bu durumu son 6 yılda 10 bin dolardan 11 bin dolara çıkamadık sözüyle ifade etmişti. Ama büyümenin nereden geldiği de çok çok önemli. Şimdi bankadan başlayalım, bankacılardan başlayalım. Aynı hükümet, aynı kadro, aynı sistem, parlamenter sistem. Demek ki sistemden kaynaklanmıyor vurgusu yapmak için aynı sistem dedim. Birinci dönemde %7.2 gibi çok iyi alkışlanması gereken bir performans. İkinci dönemde %3.5 daha düşük bir performans. Niye? Ne değişti de hiç siyasi bakımdan hiçbir şey değişmedi. Halde ne değişti de böyle oldu? Niyeden önce bir iki rakam buyurun verebilir miyim? Aynı dönemde iki çarpıcı şey daha oldu. İlk dönemde çok hızlı
özel sektörün yatırım artışı vardı. İkinci dönemde özel sektörün yatırımları azaldı. Bir nasıldı, nasıl oldu? Benim elimdeki rakamı ben 2002-2007 tamam. Ondan sonrası diye tamam. karşılaştırıyorum. %20 artış var ilk dönemde. Ondan sonraki dönemde %3 düşüş var. Özellikle 2012 şeyi çıkarırsanız, yani kriz yıllarını çıkarırsanız 2008-2009'u mesela son 3 yıla bakarsanız, son 3 yılda 2002-2007 dönemini karşılaştırırsanız çok daha çarpıcı çıkıyor. Dediğiniz gibi sizin videodaki gibi büyüme yarı yarıya düşüyor. Ama daha önemlisi özel sektör yatırım yapmıyor ikinci dönemde. Bir de ikinci dönemde biz dışarıdan çok daha fazla borçlanıyoruz. Yani bir birim borçlanmayla çok daha az büyüyoruz ikinci dönemde. Bunlar bana çok çarpıcı geliyor. Bir diğer nokta daha var. Çok cuma akşamı karamsar. Yani bunlar üzerine çok ciddiyetle durulması gerekiyor. Yoksa karamsarlık çok yapmak için söylemiyorum. Evet. Sorunlar var. Sorunları görmek lazım. Evet. Sorunlarla kavga olmaz. Görüp onları çözümüne odaklanmak gerekiyor. Bir diğer olumsuz gelişme de doğrudan yabancı yatırım girişi azalıyor Türkiye'ye. Bu çok önemli. Ama Brezilya'ya azalmıyor. Meksika'ya azalmıyor. Niye? Niye Türkiye'ye azalıyor? Demek ki bütün bunlara bir yatırım ortamıyla ilgili bir sorun var demek ki. Demokrasiyle, hukuk sistemiyle, kural hakimiyetiyle, onlarla ilgili bir sorun var. Bunları açabiliriz. Bir diğer nokta da şu, benzer hızlı büyüme dönemleri. Yani 5 sene, 6 sene üst üste çok yüksek oranda büyüdüğümüz geçmişte de var. 1970'lerin ortasında, 60'ların ortasında da öyle dönemler var. O dönemlerde hakkını yememek gerekiyor. 50'lerde de var. 50'lerde de var. 55'e kadar. Ve bu konuda akademik çalışmalar da var uluslararası literatürde. Bu başka ülkelerde de görülüyor. Ama temel soru şu. Bu niye 5 senelik, 6 senelik böyle çok yüksek büyüme oranları, büyük başarı tabii bu 2002'den sonra olan, niye devam etmiyor? Bunun bir diğer ismi de zaten orta gelir tuzağı. Evet. Orta gelir tuzağından çıkan ülkeler 5 sene değil 15 sene, 20 sene böyle. Orada yapısal reform dediğimiz şeyler devreye geliyor. Oraya geliyor. Yani dolayısıyla bu Türkiye'ye özgü bir durum değil. Şimdi niye büyüdük o dönemde? Bir, bütün o 1990'lardaki istikrarsız dönemden sonra Kemal Derviş'le başlayan, AK Parti hükümetleriyle devam eden makroekonomik istikrarı, kamu borcunu azalttık, bankaları sağlamlaştırdık. İki tane kırılganlığımız kaldı ama hiç olmazsa bunları yaptık. Enflasyonu düşürdük, faizleri düşürdük. Bu önemli bir hızlı büyümek için gerekli koşul, olmazsa olmaz koşul. İki, bir Avrupa Birliği hikayesi vardı. Şimdi Avrupa Birliği'nin ne önemi var? Demokrasi tarafından önemi var ama öbür taraftan da yapısal reform yapıyorsunuz Avrupa Birliği'ne üye olmak için. Evet. O zaman yabancı sermaye de geliyor. Yani Fransız ekonomisi, İngiliz, Alman falan ekonomisi hangi kurallarla çalışıyorsa Türk ekonomisi de o kurallarla çalışacak beklentisi para getiriyordu. Dolayısıyla bu iki faktörü alt alta topladığınız zaman bir de uluslararası koşullarda birkaç dönem dışında bütün para bolluğu vardı o zaman. Vardı. Birkaç aykırı dönemde vardı. Mesela 2004'te bir zorluk yaşadı Türkiye ve başka ülkeler. 2006'nın başlarında da öyle bir şey oldu. Ama genelde bir sıkışıklık da yoktu. Bilmiyorum Erdal Bey katılır mı ama böyle ben bu üç faktöre bağlıyorum. Ekonomist olmayan birisi olarak ben anlattıklarınızdan şunu çıkarıyorum ki ekonomiyi otomatik pilota bağlamak mümkün değil. Değil, hayır. Doğru programı yazdım, verdim bilgisayara, bu gidecek öyle olmuyor. Hayır, çünkü şartlar çok dinamik. Öngöremediğiniz şoklar geliyor. Evet. Hava raporunda olmayan şeyler geliyor. Evet. Erdal Bey, Ali Babacan'ın birkaç cümlesi var. Onu izleyelim. Ondan sonra size soracağım. Bu demin gördüğümüz inişli çıkışlı grafik, birinci dönemde yüksek performans, ikinci dönemde düşük performans. Bir de Ali Babacan ne diyor diye onu size soracağım. Bakın Ali Babacan ne diyor? Bizim tek çaremiz daha iyi işleyen bir demokrasi. Tek çaremiz temel hak ve özgürlükler konusunda en ileri standartlara ulaşabilmek. Tek çaremiz hukukun üstünlüğünün Türkiye'de tarafsız ve en iyi şekilde uygulanıyor olması. Avrupa Birliği'nin hukuk normları, hukuk standartları bizim için bir referanstır. Başka yerlerde bunu aramayacağız. Hukuk devleti olmaya da mecburuz. Eğer hukuk devleti olmazsak, inanın demokrasi de maalesef eksik, sıkıntılı bir demokrasi olarak kalır. Ekonomimiz de hiçbir zaman arzu ettiğimiz noktaya ulaşamaz. Çünkü iş dünyamız için hukuki güvenlik esastır. Evet, Erdal Bey, iş dünyası için demokrasi, hukuki güvenlik, hukuk devleti esastır diyor. Şimdi aynı soruyu size sorayım ben. Bir, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birinci dönemindeki başarı, ikinci döneminde performans düşmesi. Bir de hukuk devleti referansı.
Bunları bir araya getirdiğimizde bir sanayici ne düşünür? Ne der bize? Şimdi izin verirseniz biraz zamanı alarak. Tabii buyurun. Bu önemli bir konu. Bir günlük sıkıntılarımız. Ama benim anlayabileceğim şekilde. Mümkün olduğu yani kadar. İş diliyle ve ekonomist diliyle değil de benim anlayacağım şekilde. Mümkün olduğu kadar evet. Piyasa lisanına çözmeye çalışacağım. Evet. Şimdi ben 2007-2008'den biraz daha 2011'e kadar geliyorum. Çünkü rakamlarla da konuştuğumuz olabilir, zaman tabii. 2008-2009 dünya krizinin de meşhur evet. krizinde olduğu bir dönem. Türkiye tekrar 2011'de %9.2 ve %8.8'lik bir büyümeyi yakalıyor. Yani biz tekrar o dünya krizinden sıyrılıp 2 seneyi kurtarıyoruz. Bizim asıl problem 2012'den sonra başlıyor. Yani Türkiye'nin 2012'den sonrası yani geçtiğimiz seneyle dahil edersek 3 senesinde bir sıkışma var. 2012 dahil. 2012 dahil. 2012 dahil. Evet. Tabii dünyada da büyüme oranlarına baktığımız zaman 2000'li yılların ortasındaki 2000'li yılların başındaki o yüksek büyüme özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki orada da bir 2 puanlık azalmalar var. Yani var. Dünyada da Çin'de bile var. Tabii, Çin'de tabii, bile yani var. Yani dünyada tabii. da yaklaşık %8'ler, 7,5'larda giderken gelişmekte olan ülke büyümesi bu 5'lere, 4,5'lara düşmeye doğru gidiyor. Yani orada ama bizdeki düşüş daha fazla. Tabii bizdeki düşüş daha fazla. Şimdi daha oynaklaşıyor bizde. Evet, daha oynak, daha istikrarsız. Evet. Şimdi bunu özellikle zaten 2011-12'de itibaren bu konuşulup Türkiye'nin artık yeni bir hikaye yazması noktasındaki mutabakat giderek artmaya başlıyor. Yeni bir hikaye yazmak ne demek? Yeni bir Ömer Seyfettin çıkarmak demek izin değil. İzin verirseniz 3 paragraf okuyacağım. Nereden okuyorsunuz? Onun nereden olduğunu da sonra bir tahmin yapacağız. Peki. Şimdi burada çok önemsediğim bir paragraf. 21. yüzyılda nitelikli insan gücünü yetiştirmenin yanında küresel ölçekte bu insanları kendine çekebilen, bu gücü doğru ve yerinde değerlendiren, küresel bilgiyi kullanarak yeni bilgiler üretebilen, bilgiyi ekonomik ve sosyal faydaya dönüştüren, bu süreci bilgi ve iletişim teknolojileri bütünleştirebilen ve insan odaklı kalkınma anlayışını benimseyen ülkelerin yüzüğü olacaktır. Bu çok önemli paragraf. Kalkınmanın amacı toplumun refahını artırmak, hayat standartını yükseltmek, temel hak ve özgürlükler zemininde adil, güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı tesir etmektir. Bu çerçevede insan için ve insanla beraber kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaşması temel önceliktir. Son okuyacaklarım da orta gelir tuzağına yakalanmadan yüksek gelirli ülkeler arasına katılan ülkelerin deneyimlerine baktığımızda sanayinin kalkınma sürecinde merkezi bir rol üstlendiği ve ekonomik yapının dönüşümünü sağlayan sürükleyici sektör olduğu, ayrıca yüksek oranlı yatırımlarla hızlı bir sermaye birikim süreci yaşandığı görülmektedir. Diyor. Bunda hepimiz mutabıkız. Hepimiz mutabıkız. Bu diyen akademik ki rapor değil. Heh. Bu Dünya Bankası. Türkiye, hayır. Ya. Bu Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Etkendim. Bakanlığı'nın Heh. 2013 2 Temmuz 2013'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçirmiş olduğu ve yayınlamış olduğu toplumla paylaşılmış olan 10. kalkınma planı. Yani burada hakikaten çok kapsamlı bir plan. 1000 küsür tane tek tek madde var ki yani her birini okuduğumuz zaman evet. hepimiz üzerinde mutabakat sağlayacağı evet. bir plan o gün görülmüş ve uygulamaya konmuş. Ama ne yazık ki buradan nereye geliyorsunuz? Ne yazık ki devam edin. Ne yazık ki? Ne yazık ki biz toplum olarak doğru yaptıklarımızın, doğru koyduğumuz teşhislerin, doğru ortaya koymuş olduğumuz tedbirlerin sürükleyici ve sürdürülebilir olarak uygulayıcısı ve takipçisi olamıyoruz. Yani Türkiye aslında 2013'te hakikaten bu yapanlara da ben çok teşekkür ediyorum. Başta Kalkınma Bakanı olmak üzere. Bu kadar detaylara inilmiş, tespit ve teşhiste bu kadar mutabakat sağlamış olan bir programı biz 2013'te meclisten de geçirmiş olmamıza rağmen uygulamaya konma noktasında bir sıkıntı içindeyiz. Ben şuraya geleceğim. Evet. Biz maalesef son 2 yılı siyasete çok heba ettik. Evet. Biz bu konuda sivil toplum örgütü olarak kendi sorumluluğumuzu da belki biraz aşarak geçtiğimiz yılın ortalarında bir teklifte bulunmuştuk. Türkiye 2014'te bütün seçimleri bitirip artık önündeki 4-5 seneyi siyaset odağından çıkarak tertemiz bir siyasetsiz dönem için sürdürsün. Şimdi kabul etmemiz lazım ki neredeyse 16 aya sıkışmış olan 3 tane seçim. Ve her seçimde bizde 5-6 ay evvelinden rüzgarını estirmeye başladığı zaman demek ki biz 24 aydır seçimle yatıp, seçimle siyasete yatıp, siyasete kalkıyoruz.
Ve siyasetin 2013'ten itibaren hayatımıza bu kadar yoğun bir şekilde girmesi temel öncelikler noktasında, artık o yapısal reformlara dönüşüm noktasında bu kadar önemli bir yol haritası elimizde olmasına rağmen bunları uygulamaya geçme noktasında bize ciddi zaman kaybetti. Aynen, katılıyorum size. Evet. Yani bu kadar siyaset odaklı olup da ana gündemimizden bizim önümüzü açacak, işte o gerçek anlamda Türkiye'ye yeni bir hikaye, gerçek ve sağlıklı bir yeni hikaye yazdıracak olan dönemi biz israf etme noktasındayız. Keşke 2014'te bunların hepsinden kurtulup bu seneyi kazanabile olsaydık. Ama görünüyor ki bir süre daha bu seçim ve siyaset hayatımızın içinde pay almaya doğru gidecek. Ben bunu kendi köşe yazarlığı tecrübemden de biliyorum. Mesela diyorsunuz ki AK Parti iktidarını rakamlar da gösterdi. Şu dönemleri reform bakımından çok iyi, ekonomik bakımdan çok iyi. Avrupa Birliği ilerleme raporları bunu övüyor. Ama şu dönemlerinde Avrupa Birliği raporlarından da eleştiriliyor. Otoriterleşme, ekonomide performans düşüklüğü falan. İktidarı mensup olanlar niye kötülüyorsun diye karşı çıkıyor. Muhalif olanlar da niye iyi diyorsun diye karşı çıkıyor. Akbera, bu aşırı politizasyon bizi maalesef bir tür körlüğe itiyor. Ak veya kara, siyah veya beyaz. Ki yani Martin Lipset gibi bir siyaset bilimci bunu otoriter düşüncenin bir simgesi olarak gösteriyor. Şimdi ben size soruyorum. Merkez Bankası ne yapabilir de yapmıyor? Böyle bir şey var mı? Yoksa yapacağı bir şey mi yok? Yoksa biraz bir şeyleri bekliyor, ona göre mi yapacak? Çünkü Merkez Bankası niye döviz satarak düşürmüyor? Niye piyasadan Türk lirasını çekerek Türk lirasının nedretini sağlamıyor, kıtlığını sağlayıp değerini artırmıyor? O da komplonun içerisinde, o da bir yerlere bağımlı falan diye bir takım laflar, sözler dolanıyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Merkez Bankası ne yapmalı, ne yapabilir? Şimdi Merkez Bankası'nın faiz ve kur için konuşuyoruz. Yani son dönemde olan için konuşuyoruz. Yoksa uzun dönemli büyüme için yapacağı fazla... Büyümenin sorumlusu Merkez Bankası değil, hükümet. O hükümetin işi. O kadar da yüklenmeyelim. Evet. Yok, o kadar. Olan Merkez Bankası çok güçlü olur. Her yok, aksine ben Merkez Bankası'nı savunuyorum. Hatta şunu söyleyeyim. Evet. O planda çok isabetle beyin gücünün ne kadar önemli olduğunu... İnsan odaklı yani belki. Ali Babacan, Türkiye'nin Merkez Bankası'nda dünya standartlarında beyin gücüne sahip olduğunu defalarca açıkladı. O beyin gücünü nasıl tırtıklıyoruz, hırpalıyoruz onu da görüyoruz yani. İşte siyaset dediğiniz olay. Buyurun. Şimdi iki tane silah var Merkez Bankası'nın. Böyle ani kur artışlarına karşı kullanabileceği. Bir tanesi döviz satmak. Niye? Kur niye artıyor? Döviz talebi arttığı için artıyor. Döviz arzı da azaldığı için artıyor. Dolayısıyla piyasaya girip o dövizi arz etmesi gerekiyor. Ama banknot matbaası Tandoğan'da, Ankara'ya biliyorsunuz. Ankara'da Türk lirası, Tandoğan'da o matbaada Türk lirası basılıyor. Dolar basılmıyor. Dolayısıyla satabileceğiniz dolar havuzunuzdaki dolar miktarına bağlı. Biraz önce hanginiz bahsettiniz? Rusya'nın şu kadar rezervi var. Erdal Bey o başa çıkamadı. Bizim rezervimiz. Ben de İngiltere'yi söyledim. İkiniz de yani izleyicilerimiz bilsin. Buyurun. Rusya'nın döviz rezervi ne kadar? Rusya krize girdiği anda yanılmıyorsam 350-400 milyar dolar civarında bir rezervi vardı. Rezerv vardı ve petrol buna rağmen çünkü 35'ten ruble 70-75'lere kadar fırladı. Yani başa çıkamadı. Bizim Merkez Bankası'nın rezervi ne kadar? Sanıyorum tam 38 diye okudum ben bugün. Yok hayır. O net. Brüt rezervi 120-130 milyar dolar. Brüt şu demek. O kadar döviz varlığınız var ama karşılığında da döviz borcunuz var. Hmm. Döviz varlığınızdan döviz borcunuzu çıkarırsanız o kadar kalıyor. Kime döviz borcu var ya, bankalardan topluyor. Evet. Banklar zorunlu karşılıklarla topluyor. Yani bizim Rus Merkez Bankası'nın zapt edemediği bir şey bizim Merkez Bankası'nın... Sadece Rus Merkez Bankası değil, İngiltere zapt edemedi. 1992'de Avrupa para sisteminden çıkmak zorunda kaldı. Spekülatif bir atak oldu pound'a karşı. Artık orada faiz lobileri vesaire kim yaptıysa Soros çok suçlandı. O sistemden çıkmak zorunda kaldı. Yani döviz satarak... O dövizi basmıyorsunuz çünkü. Havuz problemi gibi. Havuzdaki su gidiyor. Amerika'daki döviz matbaası sizin elinizde değil. Değil. Dolayısıyla ikinci silah geliyor. İkinci silah faiz arttırmak. Niye faiz arttırıyorsunuz? Çünkü Türk lirası cinsinden mali varlıkların cazibesini arttırmak istiyorsunuz ki dövize gitmesinler, tahvil alsın. İşte ne bileyim ben banka... Kıt olan şeyin değer artar ya. Evet. TL kıt hale gelsin, değer artsın. Piyasaya da daha az Türk lirası vermiş oluyorsunuz. Bunu niye yapmıyor? Şimdi şöyle bir şey var. Döviz kuru hareketlerine karşı mücadele etmek çok zor. Yani tamam, teoride bu iki silah var. Merkez bankalarının elinde de bunlar var. Şimdi eğer döviz kurundaki artışın
arkasındaki neden bir kısmı yurt dışıysa, yani Amerikan Merkez Bankası faiz arttıracak diye, tabii siz de faizini arttırırsanız aradaki faiz farklılığı değişmez. Dolayısıyla sizi o kadar kötü etkilemez diye düşünebilirsiniz. O bir iktisat temel. Ama döviz kurundaki artışın arkasındaki temel nedenlerden bir tanesi eğer siyasi gelişmelerse, konuşmalarsa, demeçlerse, şimdi Merkez Bankası faiz artırarak ya da döviz satarak o nedenleri ortadan kaldıramıyor. Ertesi gün o konuşmalar yine olabilir. Yani Merkez Bankası faiz silahını kullanamıyor, kullanamıyor. Siyasi sebeplerle. Yani sonuç olarak içkine güvene geliyor. Yani güven, kredibilite bir kez gidiyorsa ağzınızla kuş tutsanız onu tekrar geri getiremiyorsunuz. Biraz karamsar oluyor. Karamsarlıkta ekmek istemem. Ama en azından şunlar yapılabilir. Merkez Bankası dışında da Merkez Bankası'nın faiz silahını kullanması gerekebilir. Eğer diğerleri yapıldıktan sonra diğerlerini lafla değil öyle. Merkez Bankası yasasına saygılıyız. Yasayı biz işte... Çıkardık uyacağız. 2001'de çıktı yasa. 2001'de evet. Değişti. Parlamento çıkardı. Parlamento olarak uyacağız. Merkez Bankası'nın amacında bir değişiklik olmayacaktır. Merkez Bankası bağımsızdır. Merkez Bankası'na güveniyoruz. Temel amacı fiyat istikrarıdır. Merkez Bankası'na güveniyoruz. Bu ne kadar inandırıcı olur bilmiyorum. Ama asgari olarak bunun yapılması gerekiyor. Ve Ali Babacan bunu defalarca söyledi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek defalarca söyledi. Yetmiyor. Siyasi güç onlarda olmadığı için yetmiyor. Daha yukarılardan da bunun gelmesi gerekiyor. Bunlar gelirse, dediğim gibi artık ne kadar inandırıcı olur bilmiyorum. Ama en azından bunlar geldikten sonra Merkez Bankası'nın faiz arttırması, dövize müdahale etmesi işe yarayabilir. Yoksa nedenleri ortadan kaldırmadan, mesela bir örnek, biz Merkez Bankası'ndayken, mesela bir örnek de güzel bir Türkçe oldu, pardon. Merkez Bankası'ndayken Körfez Savaşı sırasında, 2002 sonuydu herhalde. Evet. Daha iktidar değişmemişti. Döviz kuru sürekli artıyordu, müdahale etmedik. Niye? Çünkü yanı başımızda savaş var. Savaş nedeniyle döviz kuru artıyor, yapamazsınız. Döviz satsanız döviz gidecek, elden çıkarmış olacaksınız. Faiz arttırsanız hiçbir şey yaramayacak, neden orada? Evet. Ama sonra savaş bitti. Biz böyle arkadan, yanlış hatırlamıyorsam, 10 milyon dolar falan sattık. Zaten, o zaman yetiyor. Zaten biz satmadan o inmeye başladı. Bizim satış da hızlandırdı. Çok hızlandırdı. Döviz kuru aşağı gitti. Evet. Yani, olabilir yani döviz kurunun yukarı çıktı aşağı gitmeyecek diye bir şey yok. Ama arkadaki nedenlerin ortadan kalkıyor olması lazım. Evet. Erdal Bey, yine sanayici tarafınıza soracağım. Yapısal reform olmadan bu işler olmaz. İlla yapısal, nedir bu yapısal reform dediğiniz şey? Sanayicilerin dilinden düşmüyor mu? En basit, yine sizin rahat anlatabilir tabirinizle, hayatımızı değiştirme noktasındaki mutabakat. Yani burada yani yapısal reformu sadece birilerine ihale vererek keşke yapıyor olabilsek. Burada herkesin, toplumdaki tüm bireylerin, tüm kurumların, şirketlerin, sivil toplumun, siyasetin kendini değiştirmeye hazır olması gerekiyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi şu anda Avrupa Birliği'nde yaşıyoruz. Yani Avrupa Birliği'nde işte sadece faiz politikasıyla, sadece para politikasıyla çözümlerin ne kadar imkanları kullansalar dahi yapısal reformların olamadığını örnekler gösteriyor. Niye? Toplumsal mutabakat, toplumun oluşturan katmanların konforlarından ve alışkanlıklarından vazgeçme noktasındaki direnç, o yapısal reformların oluşması noktasındaki en önemli engel. Siyasetçi belki bunu bir yere kadar istiyor ama evet, siz bunu sendikayla, işveren örgütüyle, sokaktaki emekliyle paylaşamadığınız zaman orada kilitleniyorsunuz. Onun için toplumun bunda mutabakat sağlaması lazım. Yani kendi bireysel alışkanlıklarımızdan, konforumuzdan vazgeçme noktasında orada herkes çok samimi ve bütünleşici bir hareket içerisinde. Ne için mutabakata yani varacağız? Bu yapısal reformların yapılabilmesi için. O reformları soruyorum ben. Tabii bunları arka arkaya dizdiğimiz zaman konu başlıkları... Işte, birkaç tane örnek verseniz de olur. Türkiye'de işveren ilişkilerindeki bir esnek çalışma modelinin getirilmesi bir yapısal reform. Kadının iş hayatındaki çalışma noktası bir yapısal reform. Eğitim sistemimizle ilgili gelişmeler bir yapısal reform. Mesela eğitim sistemindeki ilgili şu son 10 yıl içerisinde en önemli orada bizim Cumhuriyet tarihinin oransal olarak en çok artışlı okullaşma oranları sağlandı.
Mesela orada mesleki eğitim, mesleki eğitim noktasındaki gelişmeler, üniversite sanayi işbirliği noktasındaki gelişmeler, Türkiye'nin geleceğine dönüştü. O raporda belirtiyor. Evet, evet, yani bizim ayrıca geçtiğimiz hafta açıklamış olduğumuz bir İstanbul Sanayi Stratejisi belgesi var. Yani burada da biz İstanbul Sanayi ile ilgili bir çalışma yaptık. 18 tane temel ana başlık var. Özellikle Türkiye'nin genç nüfusunun sanayiyle, üretimle buluşması noktasında yapılması gerekenler. Ne yazık ki mesleki eğitim ve ara eleman noktasında şu anda ciddi anlamda bir kopukluk var. Onun tekrar toparlanması, finans sistemimizin ciddi anlamda tekrar bir yapısal reform içerisinde elden geçirilmesi. Yani bunların her birini toparladığı bir bağımsız kuruluşlarla ilgili, bağımsız kurumlarla ilgili tekrar yapılması gerekenler. Bunlarla ilgili yapılacak bir ikinci, üçüncü hamleler. Yani bunların artık Türkiye'nin çünkü daha kaliteli ve verimli bir ikinci level, gençlerin tabiriyle ikinci seviye geçebilme noktasındaki sıraya geldi. Bu eğitim deyince mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Türkiye'de yanılmıyorsam 250 bin civarında eğitim fakültesi, edebiyat fakültesi, filoloji fakültelerinde mezun, genç, öğretmen atanmak için bekliyor. Evet. Öbür tarafta da siz aradığınız elemanı sanayide çalıştırmak için yüksek ücrette bulamıyorsunuz. Hizmet sektöründe kasiyer bulamıyorsunuz. Üniversite mezunu kasiyer yapıyorsunuz. Evet. Onda kasiyerli alışkanlığı yok. Evet, tezgahtar bulamıyorsunuz. Yani onun için planlı ve programlı bir şekilde. Tabii Türkiye Üniversitesi genç nüfusuyla ilgili elindeki en kıymetli dönemdeyiz. Yani hakikaten demografik olarak çok önemli bir fırsatımız var. Fakat bu fırsatı kullanabileceğimizde önümüzde en fazla 10 senemiz var. Yani biz eğer kullanamazsak 10 sene içinde yaşlanmaya başlayacak bu nüfus. Evet. Maalesef yaşlanmaya başlayacak. Yani biz bu nüfusu doğru bir şekilde eğer değerlendirmediğimiz takdirde yeteneklerini doğru alanlarda, Türkiye'nin geleceğine yönelik katkı doğurganlığı teşvikle de bunun önüne geçilemiyor. Evet. Belki geciktirilebilir ama bunun önüne geçilemiyor. Siz yapısal reformdan Merkez Bankası veya soruyu şöyle sorayım. Ben yine bu televizyonların ekonomi programlarını dinlerken görüyorum. Biz 1 kilo ya da 1 ton ihracat yaptığımızda 1.5 mark veya dolar kazanıyoruz. Evet. Almanya 1 kilo ya da 1 ton ihracat yaptığında 4.5 mark veya dolar kazanıyormuş. Aynı ağırlıkta mal satıyoruz, o daha çok kazanıyor. Niye? Katma değeri daha fazla. Onu bize anlat. Yüksek teknolojide. Zaten ben de hem eğitimle ilgili hem de bununla ilgili toparlayıp söyleyeyim. Evet. Eğitimle de ilgili bir şey söyleyecektim. Yine akademik çalışmalar şunu gösteriyor. Böyle zengin ülkelerle aralarındaki gelir farkını kapatan ülke... İkide bir akademik çalışma diyorsunuz. Ben de altını çizeyim. Ne kadar önemli olduğunu. Evet, öyle hababam usulüyle olmuyor bu iş. Olmuyor. Çünkü öğreniyorsunuz başka ülkeler neler yapmış. Takip etmek. Üniversiteler niye var yani? Şu üç tane ortak özelliğe dikkat çekiyorlar. Ya bu ülkeler nasıl yaptı? Orta gelir tuzağını nasıl kırdılar? Nasıl becerdiler? Bir tanesi yüksek tasarruf oranları var. Yüksek yatırım yapıyorlar. Türkiye bu açıdan sorunlu. Yüksek tasarruf oranı nasıl? Nereden nereye düştü? Gelişmekte olan ülkelerin ortalaması %32. Bizde şu anda %12-13 düzeyinde. Evet. En yüksek olduğu zaman da %18-19'du. Oradan son, buraya son düştü. Son 10 yılda da düştü. Niye? Tüketim ekonomisinden dolayı. Evet. İkinci olarak bu ülkelerin ortak özelliği eğitim düzeyi, sadece okullaşma oranları yüksek ama aynı zamanda eğitimin niteliği de yüksek. Evet. Mesela Kore. Üçüncüsü de sizin demin bana yönelttiğiniz soruyla ilgili yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ihracatı içindeki payı çok fazla. Yüksek teknoloji derken otomotiv girmiyor, orta teknoloji sayılıyor. İşte evet, artık elektronik. Otomotiv orta teknoloji sayılıyor. Üstelik. Şimdi böyle baktığınızda... Tıbbi cihaz ama mesela yüksek teknoloji sayılıyor. Şimdi böyle baktığınızda yapısal reform alanları da kendiliğinden ortaya çıkıyor. Mesela bu eğitim meselesi çok önemli. Hani ben de üniversite hocası olarak katkıda bulunmak isterim. Evet. Eğitimde en önemli unsur, eğer mesleki eğitime bakmıyorsak, sadece işte ortaokul, lise, üniversiteye bakıyorsak, öğretmenlerin kalitesi. Türkiye'nin o alanda yapabileceği çok şey var. Demek ki PISA test sonuçlarında... Ha. Bizim matematikte, fizikte, kendi dilimizde, yabancı dilde çok arkalarda geldiğimize göre, diğer ülkelere göre bir sorun var. Türkçe metni okuyup anlamada bir Japon çocuğunun Japonca metni okuyup anlamasından gerideyiz. Evet, ben bürokraside çalışıyorum. Önüme bir paragraf yazı gelirdi. Evet. Yani şimdi o olmuyor. Ne deniyor falan. D'ler dağlar ayrı yazılıyor falan. Ki Merkez Bankası'nda maalesef televizyonların alt yazılarını da görüyoruz. M'ları birleşik yazıyorlar. D daha ayrı yazılır bilinmiyor. Ya, dolayısıyla demek ki öğretmenlerde de bir sorun var.
Bu kalitedeki D ile D'nin ayrı yazılacağını, birleşik yazılacağını bilmeyen kişinin ürettiği malın da kalitesi $1.5 oluyor. Çünkü Alman bunu bildiği için o $4.5. Evet, çünkü ana dilini bilmiyor, doğrudur. Ana dilini. Demek ki öğretmenlerde de bir sorun var. Peki buna ilişkin veri tabanımız var mı? Var. Üniversite sınav sonuçları var. Hangi okullar başarılı, hangileri başarısız? Tabii. Biz mesela Merkez Bankası her yıl 4 kişiyi doktoraya yollar. 25-30 kişiyi dünyanın en iyi üniversitelerine yollar. Her üniversiteyi de yollamaz, master'a yollar. Şimdi kurumunuz olarak değil de hakikaten siz aynı zamanda bilim adamısınız. O objektifliğinizle söylüyorum. Bizim Merkez Bankası çok kaliteli. Çok kaliteli. Çok kaliteli. Ya bu çok kaliteli. Araştırma bölümünde ben genel müdür yardımcılığı yaptım ve ekonomist olarak çalıştım. 7 yıl çalıştım. 1980'lerden gelerek araştırma bölümüne çok büyük yatırım yapılmış. İşte Rüştü Saracoğulları falan devam ettirmiş. Sonra bu dönemde devam ettirmiş. 1932'de başlıyor. 38'de faaliyeti, evet, banka faaliyeti. Ama araştırma özellikle işte 70'lerin ortasında itibaren falan. Şimdi Merkez Bankası'nın araştırmasında, sadece araştırma değil, para piyasaları da öyle. Bankalar, bankacılık genel müdürü de öyle. 100'ün üzerinde ekonomist var. Bunların yaklaşık 50-60 tanesi doktoralı. Ama dünyanın en iyi yerlerinden doktoralı. Ve bunların çalışma alanı da para, makro, modelleme. Yani üniversitelerin böyle... Bir de dünyada ne oluyor onu takip ediyorlar değil mi? Hindistan'da ne oluyor, Japonya'da. Ama nasıl yapıyor Merkez Bankası bunu? Bir, sadece araştırma bölümü için değil, bankacılık genel müdürlüğü için, para piyasaları genel müdürlüğü için dünyanın en iyi yerlerinde eğitim görmüş şeyleri para vererek alıyor. İyi para veriyor çünkü, iyi ücret veriyor. İki, kendi elemanlarını yılda 25-30 kişiyi master'a ve doktora'ya en iyi okullar, her okula yollamıyor, eğitime yolluyor. Şimdi buradan gelirsek, demek ki öğretmenler için Türkiye'nin kaynağı mı yok? Türkiye çok sayıda öğretmenini, fizikçisini, matematikçisini, İngilizcesini yurt dışına yollayabilir. Mevcut öğretmenleri kurstan geçirebilir. Üniversitelerde gecekondu doktora programları var. Çok kötü doktoralar çıkıyor oradan. Çok kötü, evet. Rezalet. Ben doçentlik jürilerine giriyorum. Çok kötü doçentler geliyor. Onlar profesör olup doktora veriyorlar. Onların kapanması gerekiyor. İş başında eğitim meselesi var falan. Yani eğitim de yapılabilecek, rahatlıkla yapılabilecek. Bunları konuşmak gerekirken şu şunu dedi, bu bunu faizle dedi, bu bağırdı, öteki çağırdı. Bir de meclisteki kavgalar, yani bunlar çok hazin. Bir de tasarrufla ilgili Türkiye'nin yapabileceği şeyler var. Tabii orada hemen ben tasarrufla ilgili Fatih Bey müsaade ederse, buradaki fırsatlarımızı da maalesef kullanamıyoruz. Yani basit bir tartışmayı biz 3-4 yıldır çözemedik. Mesela bir kıdem tazminatı konusu. Kıdem tazminatı aslında Türkiye'de toplumsal mutabakat dedik ya, yapısal reformun öncesinde ben en önemli belki gösterge örneklerden bir tanesi Tahir Bey. Bugün mevcut kıdem tazminatı yapısı aslında en çok çalışana zarar veriyor. Çünkü siz 20, 25, 30 yıllık emeğinizi işverene emanet ediyorsunuz ve Allah korusun onu o kadar çok kötü örneklerini yaşıyoruz ki işveren o veya bu nedenle işini kaybettiği anda sizin o emanet etmiş olduğunuz birikimler de işverenin bütün riskiyle yok olup gidiyor. Halbuki bunu her ay ölçülü bir şekilde, bir zorunlu tasarruf şeklinde, bağımsız bir tasarruf yapısında, bireysel emeklilik sistemi gibi. O tasarruf oranı da artır. Tabii. İlgi yani tasarruf oranı da artır. Çünkü tabii. Toplum olarak, bir fon oluşturulabilirse... toplum olarak gönüllü tasarruf yapamıyorsunuz. İşte bunu ölçülü bir kurallı şekilde yapıp hem de katlanabilir bir şekilde getirdiğiniz zaman, ben bugün belki de son dönemlerin yapılan en başarılı uygulamalarından birisi tasarruf arttırma noktasında bireysel emeklilik sistemidir. Evet, devlet o çok iyi oldu. %25'lik bir devlet destek veriyor. O %25'le bugün yanılmıyorsam 40 milyar TL'ye ulaşan bir fon oluştu orada. Bu Türkiye sermaye piyasaları içinde çok önemli bir havuz oluşuyor. Yani nedir o tasarruf açığı? Ben inanıyorum ki kıdem tazminatını da biz böyle bir noktaya getirsek hem çalışanın hayat boyu artarak, katlanarak bir tasarruf oluşumuna imkan vermiş olacağız. Hem sermaye piyasaları için harika bir havuz oluşmuş olacak. Yani bu tip konularda çok yavaş gidiyoruz. Yani bu emin bu esnek çalışma sistemi diyorsunuz, o nedir? O ben taraftarım da izahını siz yapın. Yani bu özellikle şu son dönemlerde Avrupa Birliği'nde çok gündeme gelmeye başlayan bir konu. İşin yapısına göre, çalışanın yapısına göre katı, yani şu anda zaten dünya sıralamasında Türkiye çalışma hayatındaki en katı uygulaması olan ülkelerden biri. Hala 19. yüzyılın sanayileşme döneminde Türkiye maalesef. Burada sektöre göre, firmaların yapısına göre, çalışanın ihtiyacına göre, mesai saatlerinin dönemsel hale getirebileceği, part-time çalışmanın daha müsaade edilebileceği, mevsimlik çalışmanın daha kurallı hale getirebileceği bir çalışma modeli. Gerekirse çalışanın 2-3 tane değişik işte çalışabileceği. Yani biz orada maalesef burada sendikalarımızın da, kesimimizin de
bu noktalarda artık işin bu tarafından bakmaları gerekiyor. O nedenle sorunuzun başında herkesin mutabakat sağlayacağı bir noktaya biz bunu getirebilirsek bu yapısal reformlar başarılı olacak. Onun altını özellikle tekrar çizmek istiyorum. Programımızın sonuna geldik. Her ikinize de ayrı ayrı tek soru soracağım. Kısa cevap rica edeyim. Merkez Bankası'na güveniyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin en kıymetli markası Türk Lirası. Türk Lirası'nın sahibi olan bir kuruma güvenmek zorundayız. Evet. Size soracağım konuda niye hukuk devleti? Bankayı sormayacağım. Evet, onu eyvah dedim, ne cevap vereceğim? Yok, onu sormayacağım. Evet. Zaten bankanın kalitesi muhakkak yani. Dünyanın en sayılı, en kaliteli personelinin çalıştığı bir banka. Ben Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın varlığıyla kuruluş tarihini okudum. Atatürk ile İnönü döneminde Merkez Bankası'nın dışarıdan uzmanlar getirerek nasıl kurulduğunu, nasıl tereddütler yaşadıklarını, onu mu yapsak, bunu mu yapsak diye. Ve ondan sonraki Türkiye iktisat tarihinde Merkez Bankası'nın nasıl pozitif rol oynadığını bildiğim için ben buradan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'yla iftihar ediyorum diyorum. Bir hukukçu olarak ve biraz iktisat tarihi yalamış birisi olarak. Siz niye hukuk? Size de onu soruyorum. Ekonomi için çok önemli. Yani niye ya? Kendi yaşantımız için önemli. Onu bir tarafa çıkaralım. Kendi yaşantımız bir kenara. Bir tarafa çıkaralım. Ekonomi için çok önemli. Şimdi siz yatırımcısınız. Mesela yabancı yatırımcısınız. Geliyorsunuz, bir sorun çıkıyor. Mahkeme 5 yılda mı çözüyor, 10 yılda mı çözüyor, 1 yılda mı çözüyor? Birilerini mi görmek gerekir? Birilerini mi görmek gerekiyor? İşte mahkeme kararlarına güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Şimdi o ülkeye mi gidersiniz, öyle bir ülkeye mi? Neresiyse o, X ülkesi. Daha güvenli bir ülkeye mi gidersiniz? Bir tanesi bu. İkinci bir tanesi, mesela ne bileyim, vergi müfettişi kapınıza gelecek mi? Durup dururken falan. Siyasi sebeplerle. O zaman niye burada yapayım, yatırım yapasınız? Yerli olarak da bunu düşünmeye başlarsınız. Ha, bu tür örnekleri çoğaltabilirsiniz. Evet. Kısa olsun. Hukuk ekmektir. Hukuk ekmek çok güzel. Son cümle olarak da ben şunu söyleyeyim. Foreign Affairs'de okudum. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Harvard falan gibi seçkin üniversitelerde hukuk okumaları için yargıç, hakim gönderiyormuş. İşte. Komünist Çin, kapitalist ülkelerin en kaliteli hukuk mekteplerine hakim yetiştirmeye gönderiyor. Niye? Gelen sermaye güvensin diye. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Bu tür sıkıntılı dönemleri Türkiye tarihinde çok yaşadı ve aştı. Ben bunun da aşacağına inanıyorum. Değerli konuklarımıza da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Cuma günü sizden rica ediyorum, başka her işinizi bırakın, saat 21'de CNN Türk'ün başında olun. İyi akşamlar diliyorum.